Hasan, öncelikle kamp süreci nasıl geçiyor? Klasik bir kamp sürecini değerlendirelim. Kamp süreci bizim için iyi geçiyor. Burada iyi bir şekilde çalışıyoruz. Tamer hocamızın verdiği programları iyi bir şekilde sürdürüyoruz. Takımdaşlık ruhunu biraz daha geliştiriyoruz. Burada tüm moral ve motivasyonumuzu Bursa Spor'un başarısı için veriyoruz. Gayet güzel geçiyor kamp dönemi. 2 gün sonra dönüyoruz. Güzel, faydalı bir kamp oldu bizim için. Saha dışında yaşananlar sizi etkiliyor mu, yoksa kulaklarınızı kapayıp tamamen yeşil sahaya mı odaklandınız? Bu konuyla alakalı neler söylemek istersiniz? Ya, tabii ki saha dışında olan olaylar kulaklarımıza geliyor veya sosyal medyada ister istemez karşımıza çıkıyor. Ama bizim tamamen odaklandığımız, konsantre olduğumuz nokta saha içi. Biz saha içine konsantre olup kendimizi verdiğimiz sürece başarılı olacağımıza inanıyorum. Saha dışı çok fazla bizi ilgilendirmiyor. Dediğim gibi bizim için önemli olan antrenmanlarımızı en iyi şekilde yapıp Bursa Spor'u daha yukarılara çıkarabilmek. Ligin en değerli kadrosu olarak Bursa Spor'un kadrosu gösteriliyor sezon başından beri. Lakin bu puan durumuna yansımadı. Bunun sebebi ne olarak görüyorsun? Tabii bunun birçok sebebi var. Siz de biliyorsunuz işte çok konuşulan geç transfer sürecinin geç başlaması, transferlerin geç yapılması vesaire. Bunun gibi birçok konu var. Ama tabii ki bu konum bize yakışmıyor. Bursa Spor'a hiç yakışmıyor. Biz oyuncular olarak da kaliteli bir kadromuz, kaliteli bir takımımız. Bize de yakışmıyor. Umarım bunu en kısa sürede tersine çevirip Bursa Spor'u hak ettiği yerlere çıkarmak istiyoruz. Şunu da sormak istiyorum. Sene başında bir kadro dışı olayı yaşanmıştı. Bu teknik heyetin mi yoksa yönetimin mi kararıydı? O dönemde yaşananlar çok fazla geri planda kaldı. Bu konuyla alakalı neler söylemek istersin? Evet, bayağı geride kaldı. Benim şu an konsantrem tamamen Bursa Spor için. Ama o döneme değinmek gerekirse çok fazla benim de bir bilgim yoktu. Bana söylenilen o şekilde kadro dışı kaldığımdı. Bunun ne sebeple olduğunu sorduğumda bana bir gerekçe söylemediler. Hoca kararı da olduğunu söylemediler. Yönetim kendi kararlarında olduğunu söylemediler. Ama böyle bir karar aldıklarını söylediler sadece. Ben de saygı duymak zorunda kaldım. Profesyonel olduğum için. Ama çalışmalarıma altyapıda devam ettim. Hiçbir zaman bırakmadım. Sonunda geri döndüm. Bütün konsantrasyonumu Bursa Spor'a verdim. Şimdi de oynadığım sürece elimden geldiği kadar Bursa Spor'a yardımcı olmak istiyorum. Bursa Spor'u düşürdüğümüz bu durumdan hep birlikte çıkarmak istiyoruz. Tamer Hoca geldi. Takımdaki Tamer Hoca'nın artısı ne oldu futbolcular üstünde? Şu anda biz takip ettiğimizde yüzlerinizin güldüğünü ve takımın oldukça iyi olduğunu gözlemliyoruz. Tamer Hoca'nın farkı ne takım üstünde? Tabii ki Tamer Hoca'nın gelmesi kesinlikle bizi olumlu bir şekilde etkiledi. Kendisi de daha önce büyük takım ve Bursa Spor'da oynamış, Süper Lig'de hocalık yapmış birisi. Çok kaliteli bir insan bizim için. Saygıyı da sonuna kadar hak ediyor. Biz de gereken saygıyı gösteriyoruz. Bize de yardımcı oluyor. Bu son zamanlardaki olaylardan dolayı bizi de yalnız bırakmadı. Ona da teşekkür ediyoruz. Biz de onun verdiği direktiflere en iyi şekilde uyup takım için beraber çalışmaya devam ediyoruz. Peki son olarak taraftara vermek istediğin mesaj var mı? Samimi bir şekilde neler söylemek istersin? Tabii ki taraftara öncelikle bu içinde bulunduğumuz konum onlara yakışmıyor, Bursa Spor'a yakışmıyor. Bu konuma biz getirdik. Ama şöyle de bir durum var. Sonuçta bu işin şakası yok. Bulunduğumuz konum gerçekten riskli bir konum. Her ne olursa olsun bizi yalnız bırakmasınlar. Özellikle bu haftaki ilk Altınordu maçında taraftarlarımızı stada bize destek vermeye davet ediyorum. Çok önemli maç bizim için. Biz de onları gördüğümüz zaman daha ekstra motive oluyoruz. Daha iyi mücadele ediyoruz. Onlar bizi yalnız bırakmasınlar. Bu maçta onlara çok ihtiyacımız var. Bu duruma Bursa Spor'u biz getirdik. Beraber hep birlikte biz çıkaracağız inşallah.